TÜSİAD ve TBV tarafından düzenlenen ETR ödül törenine hoş geldiniz. ETR ödülleri için geri sayım başladı. Başarılı E-Devlet projelerine verilen ETR ödülleri, şeffaf ve verimli bir kamu yönetimini destekliyor. Türkiye'nin bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlayan tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlere başarılar diliyoruz. Bir diğer kategorimiz kamudan kamuya e-hizmetler kategorisi. Burada başvuruya konu olan uygulama etkileşimli olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin diğer hedef kamu kuruluşlarının erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerinin kısaltılması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır diyoruz. Ve kamudan kamuya e-hizmetler kategorisinde kazanan proje AYDES projesi, İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi AYDES projesi. Projeyi AFAD Başkanı Sayın Hamza Taşdelen ödülü teslim alacak. Burada galiba Sayın Başkan. Buradayım, evet. Günaydın Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın Çağdaş. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Sizden de kısaca konuyla ilgili görüşlerinizi rica edelim. Öncelikle tüm değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Böyle bir ödüle bizi layık bulduğu için jüriye ayrıca teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir emek var arka tarafında. 2014 yılından beri fiilen üstünde çalıştığımız ve şu anda ikinci fazını gerçekleştirdiğimiz bir projeyi konuşuyoruz. AFAD biliyorsunuz misyonunu afetlere dirençli toplum olarak belirleyen bir kuruluş. Bu kapsamda da afet öncesi hazırlık planlama ve risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarını yürüten bir kuruluş. Bu minval üzere de aslında sahada tüm kamu kurumları, STK'lar ve özel sektörle beraber işbirliği içerisinde iş yapan ve iş üreten bir koordinasyon kuruluşu. Buna yönelik olarak da geliştirdiğimiz yazılım daha hızlı bir şekilde afet bölgesine, afet anında hızlı bir şekilde erişime ihtiyaçları belirleyerek ulaşabilmek adına geliştirdiğimiz afet yönetim karar destek sistemini geliştirdik. İzmir depreminde fiilen sahada, yani bir pratik içerisinde, tatbikatlarda daha önce çok defa kullandık ancak bir pratik, fiili bir durum içerisinde kullanmıştık ve çok etkili bir şekilde sahaya yansımalarını gördük. Anında merkeze aktarabilme ve merkezden de anında karşılık görüp sahadaki ihtiyacı karşılayabilme yetisine sahip ve bu anlamda da inşallah yaşamayız ama yaşandığı takdirde de afetlere müdahale anlamında hızımızı çok yükseltecek bir projeyi konuşuyoruz. Geliştirmeye devam ediyoruz. Yani konunun üzerinde daha çok emek harcamamız gerektiğini biliyoruz. 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay döneminde başlatılmış bir işti. Biz de ısrar ederek devamını getirmeye çalıştık. Bundan sonra da daha iyi noktalara getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah daha iyi arayüzlerle, daha kullanıcı dostu bir yapıyla AYDES'i iyi bir noktaya taşıyacağız. Belki bu sene aldık başka modülleriyle daha sonra yine ETR ödüllerine de başvuru yapma imkanı sağlayacak işler çıkacaktır diye düşünüyorum. Biz arka tarafında bize destek veren yüklenicilerimiz, kendi ekibimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu kullanılmazsa anlamsız olacak projeler bunlar. Siz ne kadar içine veri yüklerseniz, ne kadar kullanımını artırırsanız o kadar etkili hale geldiği için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK'lara bu projeyi, bu işi kullanan özel sektöre de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Bu anlamda hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bizi bu ödüle layık gördüğünüz için ayrıca jüri ekibinize, değerli Türkiye Bilişim Derneği'ne katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.